Herkese merhaba. Bugün virtual token nedir? Onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 0,70 sent civarında bir fiyatı bulunuyor. En yüksek fiyatına da 1,5 dolar civarında ulaşmış bir tokenden bahsediyoruz. 1 milyar total arzı bulunuyor. Maksimum arzı belirsiz. PancakeSwap gibi borsalardan temin edebilirsiniz. Benim bu tokende şahsi düşüncem more to earn kategorisinde olduğu için önünün açık olduğunu düşünüyorum. İleride 5 ila 10 dolar civarında bir fiyatlanma yapabilir. More to earn kategorisi son zamanlarda oldukça hype'lı bir kategori. Zaten 10 adet token var. 10 adet olduğu için de bu şansı iyi değerlendiriyorlar, iyi yükselişler yapıyorlar. Bu arada da şunu belirteyim. Bu düşünceler benim kendi şahsi düşüncelerim. Hiçbir yatırım tavsiyesi barındırmıyor. Şimdi dilerseniz virtual token nedir ona geçelim. More to earn, play to earn modelinin farklı bir versiyonu olarak düşünülebilir. İnsanlar play to earn oyunlarını oynayarak para kazanıyordu. More to earn'de ise fiziksel aktiviteler ve düellolar yoluyla para kazanılabilecek. Virtual ise bu noktada devreye giriyor. Virtual kullanıcıları için aktif bir yaşam tarzı teşvik ediyor. Koşma, yürüme, yüzme, bisiklete binme, antrenman yapma, dans gibi aktiviteler ile kullanıcıların hız mesafe açısından rekabet edebilecekleri, grup halinde yarışmalar yapabilecekleri, hatta kendi özel mücadelelerini oluşturabilecekleri zorluklar ve engeller yaratıyor. Virtual'ın oluşturulma fikri piyasadaki eksik noktayı gidermek, egzersizi daha eğlenceli, daha sürükleyici hale getirmek ve insanları sanal dünyada bir araya getirmektir. Virtual 2019'un başlarında başladı. İlk aşamalarda piyasayı test etmek için ürünün ilk prototip versiyonu 2019'un ortalarında oluşturuldu. Bu versiyonda Virtual sadece bir web sitesiydi. Pazarın potansiyelini test edip gözlemledikten sonra odağını bir uygulama oluşturmaya çeviren Virtual, bununla beraber çeşitli alanlarda uzmanlardan oluşan bir kadro kurmaya karar verdi. Evet dostlar, virtual videomuz bu kadardı. Bu bilgileri Coin Saati Ezgi Çoban'ın haberinden aldım. Bunu da belirteyim. Videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.